Sevgili seyirciler, yıllardır kanser yapma riski bulunan pul biberleri yiyormuşuz meğer. Pul biberin içindeki aflatoksin maddesi kanserojen bir madde. İşte mahkeme bunu tespit etti ve bazı markaların biberleri imha edilsin dedi. Ama bazı üretici firmaları rakipleri aleyhine açtığı dava yıllarca sürünce olan tüketici oldu. Karar Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin. Mahkeme piyasada satılan bazı biberlerin kanserojen madde yani aflatoksin içerdiğine karar verdi. Biberler imha edilsin dedi. Ama bu biberler imha edilemedi çünkü üretici firmalar temiz için Yargıtay'a başvurdu. Aradan tam bir yıl geçti ve Yargıtay karar verdi. Aradan çok zaman geçtiği için artık söz konusu ürünlerin bulunup imha edilmesi mümkün değil. Davayı açan şirket şaşkın. Geçen zaman zarfında muhtemelen o ürünlerin aynısını tespit edebileceğini veya bulamayacağını düşünerekten bozmuş olabilir. Mahkeme imha kararıyla birlikte pul biberlerin kesin sonuç çıkana kadar toplanmasına karar verseydi, yani tedbir koysaydı bunlar yaşanmayacaktı. Ama olan oldu. Türkiye bir yıldır mahkemece kanserojen olduğuna karar verilmiş pul biberi yiyor. Tespit yapıldıktan sonra satılmış olan biberler ise bir anlamda tabii ki satılmaya devam etti. Hepimiz yedik. Bu demek değildir ki şu anda yemiyoruz, halen yiyoruz. Şu anda bizim bence ciddi bir kontrole ihtiyacı var piyasanın. Peki aflatoksin nedir? Aslında bir tür biber sağlıksız koşullarda kurutulup edildiğinde oluşuyor. Belli bir oranı aştığında kanser yapıyor. Tüm bunlar zaten kafaları karıştırıyor. Bir de fiyatlar 3 milyon arasında değişince pul biberde karar vermiyor. Ya kardeşim 6, 7, 8, 10 milyon lira kalite söyle. Neye göre o kalite belirleniyor? Yağ, tuz, çekirdek, biber göre değişiyor. Bu biberin içine konan yağ ve tuz oranı arttıkça fiyat da düşüyor kalitede. Bunu anlamak nispeten daha kolay. Ama şimdi ortada çok ciddi bir durum var. Kimin kanser yapıyor dediği biberleri yıllardır tüketiyoruz. Yıllardır en acı pul biberi yiyoruz. Kanserojen madde içeren aflatoksinli biber yüzünden açılan haksız rekabet davasında bir büyük market ve iki üretici paketlemeci firma uyarıldı. Yargıtay'ın kararına göre aflatoksin içeren pul biber tespit edildiğinde anında toplatılacak. Sayın seyirciler, peki bu karar zehir saçan biberin önü kesecek mi? İşte yanıtı. Yargıtay'ın kararına göre Türk Gıda Mevzuatına uygun olmayan şartlarda üretilen ve aflatoksin içeren kırmızı pul biberler toplatılarak imha edilecek. Bu ürünü satanlar en az 100 bin liraya sahip bir gazeteye sağlıksız ürün sattıklarını ilan edecekler. Peki zararı yargı tarafından da onaylanan aflatoksin ne? Aflatoksin insan vücudunda ne gibi tahribatlara yol açıyor? Aflatoksin gıdalarda bulunan kimi küflerin oluşturduğu toksinlerdir. Ve insanlarda belli bir limitin üstünde tüketildiği zaman karaciğerde kanser etkisi yaratıyor. Biberin darbe yemiş olması, nem oranı, kuruma süresi toprak üstünde ve sağlıksız ortamda kurutulması değirmen koşulları. Her bir biberde aflatoksin üremesine neden olabiliyor. Biberin aflatoksin içerip içermediğini ise çıplak gözle anlamak imkansız. 1996 yılında Almanya'ya gönderilen acı kırmızı biberde limitlerden fazla aflatoksin çıkınca hepsi toplatılıp yakıldı. Bu konuda Tarım Bakanlığı'nın ciddi denetimine ihtiyaç var. Tarım Bakanlığımız denetlemelerini yapsa, bunun dışında alıcı makamlar yani zincir marketleri olsun veya et üreticileri, yemek fabrikaları denetlemelerini yapsalar çok daha sağlıklı ürünler üretilir diye düşünüyoruz. Mevzuata göre pul biberde yağ ve tuz oranı %8'i geçmemeli.